Koronavirüs dünya çapında can almaya devam ederken herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler salgının sonunu getirecek bu durum için adeta yarışa girerken birbiri ardına muhtemel tarihler açıklıyor. Birleşmiş Milletler liderleriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kritik bir çağrıda bulundu. Koronavirüsü dünya çapında can almaya devam ederken Herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler salgının sonunu getirecek bu durum için adeta yarışa girerken birbiri ardına muhtemel tarihler açıklıyor. Ancak kamuoyu aşının geliştirilmesine odaklansa da Dünya Sağlık Örgütü konunun daha da önemli bir boyutuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler liderleriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kritik bir çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Gebriyesus aşı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Gebriyesus, asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu öncülüğünde düzenlenen koronavirüs küresel mukabele uluslararası taahhüt etkinliğine video mesaj gönderdi. Kabine toplantımızı icra ettiğimiz şu saatlerde maalesef aranızda bulunamıyorum. Ancak Konuya verdiğim önemiyet çerçevesinde sizlere bu video kaydı aracılığıyla seslenme fırsatını yakalamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Koronavirüs aşısının tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini belirten Erdoğan, aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı 23 Mayıs'a kadar açıklayacağız dedi. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve kimsenin geride bırakılmaması prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Katolik Kilisesi Ruhani Önderi Papa Francesco geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında koronavirüsüne karşı geliştirilecek aşının bütün dünya ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Papa salgına karşı insanlığın birlik olması çağrısında bulunarak Bilimsel yetkinlikleri şeffaf ve eşit bir şekilde aşı ve tedavileri bulmak için bir araya getirmek çok önemli. Hasta olan her insana hayati öneme sahip olan teknolojileri aktarmak çok önemli ve bu insanların ihtiyacı olan tıbbi tedaviler vermek ayrıca önemlidir ifadesini kullandı.